16 bölgede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına 3 bölge daha eklendi. Türkiye'deki birçok yapımda rol alan Kuzey Makedonyalı tiyatro oyuncusu Luran Ahmeti de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgınla mücadele Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin gündemindeydi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'da üçüncü dalganın başladığını belirterek, birçok Avrupa ülkesinde İngiliz varyantı nedeniyle enfeksiyonlar yeniden artıyor ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Avrupa Birliği'nin aşı stratejisinin başarısız olduğunu itiraf etti. Yeterince istekli ve kararlı hareket edilmediğini vurguladı. Aşılar bir yıldan az sürede geliştirildi. Bunu beklemiyorduk. O yüzden dağıtımda geç kaldık. Şimdi Avrupa Birliği bazı ülkelerin gerisinde dedi. Macron, Avrupa Birliği'ne taahhütlerini yerine getirmeyen aşı şirketlerine yönelik ihracat kısıtlamalarının sıkılaştırılmasını da istedi. Fransa'da vakalardaki artış nedeniyle Nevr, Ob ve Rom bölgelerinde 27 Mart'tan itibaren 4 haftalığına sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Nuran Ahmet'i koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Üsküp'te tedavi gören Ahmet'i, Kurtlar Vadisi, Elveda Romeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı. Bundan başka bir maksat olduğunu zannetmem. Aşı üretimine yönelik bir haber de Sırbistan'dan geldi. Rusya doğrudan yatırım fonuyla Sırbistan'da bulunan Torlak Viroloji Enstitüsü arasında Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Sırbistan'da üretilmesine yönelik anlaşmaya varıldığı bildirildi. Irak, İngiltere'den gönderilen 336 bin doz AstraZeneca aşısını teslim aldı. Amerikan ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile 6 ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda aşı denemelerine başlandığını duyurdu. American Journal of Medicine adlı akademik tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma, salgın sürecinde ağır kalp ve solunum rahatsızlığı olanlarda ölüm oranlarının arttığını ortaya koydu. Araştırmaya göre kronik hastalığı olan bu kişiler virüse yakalanma korkusuyla hastaneye gitmedi, rahatsızlıkları ilerledi.